Peki GSD Holding'den bahsedelim biraz. Yani gerçekten yarayan kanama tuz bastın diyebilirim. GSD Holding yani hiç konuşmak istemezdim. Çünkü çok üzüyor yatırımcıyı. Beni de, biz de yatırımcısıyız malum. O yüzden bizi de çok üzüyor. O yüzden yaramıza tuz bastın diyebilirim. Bugün de negatif kapattı. Yani Dolar-TL tarafında borsadaki Dolar-TL yükselişinden borsada en iyi etkilenecek şirketlerden bir tanesi. Bunu unutmamak lazım. Ama bu tepkiyi verdi mi? Vermedi. Neden vermedi? Onun da sebepleri var tabii ki. Özellikle kuru yük endekslerinde, yani Baltık kuru yük endekslerindeki düşüşler bahane edildi. Ama şunu unutmamak lazım. Herkes Baltık Dry'a bakıyor. Yani ana endekse bakıyor. Bu arkadaşlara, yani GSD Holding'in elindeki gemiler Supramax ve Handysize boyunda. Yani daha küçük boydaki gemileri de var. Tabii Baltic Dry ana endeks. Onu oluşturan alt endeksler bunlar. Supramax'a bakıyorum. O gördüğü dipten, yani Haziran dibinden yukarı gelmiş durumda. Handysize'a bakıyorum. Hala oralarda yatay. Düşüş devam etmiyor. Baltic Dry düştü diye bugün mesela diğer iki endekste düşmedi. Onların faaliyet gösterdi. Hisse dayak yiyor. Kur tarafı 17.35 dolar. Yani bu durumdan en fazla pozitif etkilenecek, en iyi yani yabancı para pozisyonuna sahip olan şirketten bahsediyoruz. Hiç öyle fiyatlanmıyor. Hatta işte genel kurulda bu gemiler var. İki tane yeni sipariş edilen gemi var. Onların da geleceği tarih öne çekildi. Yani 2023 sonu deniyordu. İkinci çeyreğe atıldı o da. Yani daha erken sürede iki gemi daha eklenecek. Şu an 7 tane var portföyde. Yani hem büyüme hikayesi var bir yandan. Bir yandan hali hazırdaki durum, yani içerideki yurt içindeki durum pozitif etkiliyor. Ama gelin bakalım fiyatlama öyle değil. Neden öyle değil? Şimdi herkes bunu soracak. Bir, dediğim gibi herkes ana endekse bakıyor. Kuru yük endeksine. Ona göre pozisyonlanma yapıyor. Bu olabilir. İkincisi resesyon endişeleri. Yani burası durgunluğa girdiğinde bu gemi fiyatları daha da düşer mi? Herkesin aklında tek soru var. Yani şu an gemi fiyatları evet bu fiyatlarda kalırsa çok iyi. Ama emtialar düşecek, onlar düşecek, bunlar düşecek. Navlun da düşer mi? Evet düşebilir. Endişeyi anlıyorum bir yandan. Ama endişeyi anlamama rağmen çok. Yani buradan aşağı gelse de o endeksler hala çok küçük. O yüzden inatçı şekilde ki çok inat etmeyi sevmem normalde. Özellikle yani hisse senedi piyasasında inat etmeyi sevmem. Ama burada inatçı kalmaya devam etmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi elimdeki baktığım veriler, endeksler, kurun geldiği nokta, gemi kiralama fiyatları ve GSD Holding'in buradan elde edebileceği kar holdingi neredeyse bedavaya yakın bir fiyatlamaya getirmiş durumda. O yüzden sakince, inatlı şekilde beklemeye devam ediyoruz GSD Holding'de.